Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programıyla karşınızdayız. Başlamadan hemen önce geçtiğimiz hafta için Mahir Üzmez arkadaşımıza teşekkür edeyim. Bir haftalığına yoktum. Kendisi dayanışma gösterip programı sundu. Bugün medya manşette neyi konuşacağız deyip onunla devam edeyim. Haftanın manşetleri olacak her hafta olduğu gibi. Onun hemen ardından Cudi'de, Kuzey Kürdistan'da devam eden orman yangınlarını Menekşe Kızıldere ile HDP Ekoloji Komisyonu eş sözcüsüyle konuşacağız. İkinci gündemimiz ise İrfan Aktan, gazeteci İrfan Aktan'la konuşacağımız gündem. Özellikle medyada, akademide, siyasette gözlenen cehalet ve bu cehalet savunusu üzerinden yapılan pişkinlikleri konuşacağız. Evet, medya manşet başlıyor. Medya manşetin ilk sırasında haftanın manşetleri var dedik. Arkadaşlarımız haftanın manşetlerini sizler için derlediler. Birlikte bakalım. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronahi gazetesi 6 Eylül günü Demokratik Suriye Meclisi'nin Moskova temaslarını manşetinden gördü. Cumhuriyet gazetesi 6 Temmuz günü Türk yargısının dünyada giderek artan güvensizliğini manşetine taşıdı. Yan manşetinde ise Çavuşoğlu'nun Barzani ile görüşmesinde Güney Kürdistan resmi bayrağının gizlenmesini haberleştirdi. Yeni Yaşam gazetesi Türkiye'deki ırkçılığın manşetine taşıdığı 6 Eylül günü Rumlara dönük 6-7 Eylül pogromunu da hatırlatarak Sakarya'daki ırkçılığı değerlendirdi. Gazete haberinde ırkçılığın organize yürütüldüğüne dikkat çekti. Evrensel gazetesi 6 Eylül günü 50'den az çalışanı olan yerlerde iş güvenliği yasasının ertelenmesinin neden olduğu iş cinayetlerini manşetine taşıdı. Yeni Özgür Politika gazetesi 7 Eylül günü 75 yaşındaki Hayriye Demir'in Lice'de köyüne dönerek evini inşa etmesinin ardından yaşadıklarını, köyü yakıldı, evi yıkıldı, çadırı söküldü, gitmedi sözleriyle manşetten gördü. Yeni Yaşam gazetesinin 7 Eylül günlü sayısının manşetinde Sakarya'da yaşadıkları ırkçı saldırıyı anlatan Kürt işçilerin sözleri vardı. İşçiler yaşananları devletimiz ırkçı sözleriyle özetledi. Bir Gün gazetesi 8 Eylül günü eşitsizlik derinleşiyor sözleriyle Kürdistan'da okullaşma oranının %66'lara gerilediğini öne çıkardı. Yeni Özgür Politika gazetesi 8 Eylül günü Almanya'nın Hannover kentinden Hamburg'a yürüyen Kürt gençleriyle birlikte eyleme katılan 64 yaşındaki Zozan Bauer'i yürüyüşün en genci sözleriyle manşetine taşıdı. Karar gazetesi 8 Eylül günü devlet fona aktarılıyor sözleriyle Sayıştay denetimine tabi olmayan Türkiye Varlık Fonu'nun büyüyen hacminin neden olduğu tartışmaları manşetten gördü. Yeni Yaşam gazetesi 8 Eylül günü Amed'in Hani ilçesinde 5 akrabasının sistematik tecavüzüne uğrayan GA'nın sesini duyaramadığını yargı tecavüze lal diyerek manşetten gördü. Bir Gün gazetesi 9 Eylül günü AKP iktidarının dünyada büyük heyecan yaratan buluşu anonsuyla manşetten verdiği haberde İçişleri Bakanlığı'nın virüs yayıyor gerekçesiyle kafe ve restoranlarda müzik çalınmasını yasaklaması ironik bir bakışla ele aldı. 15 günde bir yayınlanan Özgür Gelecek gazetesi iç sayfalarda verdiği Türk devletinin ekonomideki açmazdan ırkçılığa, pandemiden dış siyasete ilişkin haberlerini manşetinde faili devlet sözleriyle ortaklaştırdı. Yeni Özgür Politika gazetesi 9 Eylül günü Türk devletinin 90'larda yaşanan 30 faili meçhul cinayete ilişkin Birleşmiş Milletler'in sorularına verdiği yanıtları seri katilden seri yalanlar sözleriyle manşetten gördü. Evrensel gazetesi 9 Eylül günü Covid dolmuşu başlığıyla Nevşehir'de testleri pozitif çıkan hastaların bindirildikleri minibüste köy köy dolaştırılarak hastaneye taşınmasını manşetten gördü. Türk devletinin Birleşmiş Milletler'e verdiği yanıtlar 9 Eylül günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Gazete, Türk devletinin yalanlarını
Birleşmiş Milletleri Skandal Kayıp Yanıtları başlığıyla gördü. Yeni Özgür Politika gazetesi 10 Eylül günü 5 günlük etabını tamamlayan gençlik yürüyüşüne katılan internasyonellerin söylediklerini "Öcalan hepimizin önderi" sözleriyle manşetine taşıdı. Yeni Yaşam gazetesi 10 Eylül günü CHP'li İlhan Cihaner'le yaptığı söyleyişi manşetinden verdi. Gazete Cihaner'in "Türkiye'de fiili apartheid var" sözlerini öne çıkardı. Ermenice ve Türkçe yayınlanan haftalık Agos gazetesinin 1262. sayısının manşetinde halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Nilay Etiler Lordoğlu'nun koronavirüs salgınına ilişkin uyarıları yer aldı. Bir Gün gazetesi 11 Eylül günü AKP-MHP Ergenekon iktidarının bir kez daha seçim kazanmak için değiştirmek istediği yasaları "kazanma garantili değişiklik yolda" sözleriyle manşetine taşıdı. Tecavüzcü uzman Çavuş Musa Orhan'ın serbest bırakılmasına ilişkin aydın ve sanatçıların tepkilerini 11 Eylül günü manşetine taşıyan Yeni Yaşam gazetesi, aydın ve sanatçıların "suçluyu korumayın" çağrısını öne çıkardı. Haftalık Atılım gazetesinin 443. sayısının sürmanşetinde Sakarya'da Kürt işçilere dönük ırkçı saldırı manşetinde ise "birlikte direneceğiz, birlikte kazanacağız" sözleriyle sosyalistlere dönük soykırım operasyonları yer aldı. Yeni Özgür Politika gazetesi, KCK Yürütme Konseyi'nin başlattığı tecride faşizme, işgale son, özgürlüğü sağlama zamanı hamlesini "faşizmi yıkma hamlesi" sözleriyle 11 Eylül günü tam sayfa biçiminde gördü. Kürtçe yayınlanan Hobun gazetesi 39. sayısında Kürt dili ve kültürü ağının Kürt diline dönük uygulamaları raporlaştırmaya dönük hazırlıkları manşetine taşırken, Kuzey Kürdistan'da devam eden orman yangınlarını da "vicdanlar yanıyor" sözleriyle alt manşetinden gördü. Yeni Özgür Politika gazetesi 12 Eylül günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Schipano'nun Türkiye ziyaretini değerlendiren avukat Nuray Özdoğan'ın görüşlerini öne çıkardı. Özdoğan, Schipano'nun AKP'lilerle Türkiye'de verdiği fotoğraflara varan sürecin 2015'te sokağa çıkma yasaklarında verilen kararla başladığını belirterek "ziyaret 2015'ten sonra verilen tüm kararları da etkileyecektir" dedi. Bir Gün gazetesi 12 Eylül günü "asıl ahlaksız işçiyi kovanlardır" sözleriyle Ermenek'te maaşlarını alamadıkları için grev yapan madencilerin işten atılmasını öne çıkardı. Yeni Yaşam gazetesi 12 Eylül'ün 40. yıl dönümünü dönemin tutsaklarından Kamber Ateş'in sözleriyle manşetine taşıdı. Hüseyin Kalkan'ın özel haberinde 12 Eylül tutsağı Ateş, Türkçe bilmeyen annesinin görüşte kendisine "Kamber Ateş nasılsın" sözleriyle seslenmesini anlatıyor. Evrensel gazetesinin 12 Eylül günü yayınlanan sayısının manşetinde Profesör Doktor Gaye Usluer'in koronavirüs salgınına ilişkin uyarıları "her gün test yaptıranlar vatandaşı suçluyor" sözleriyle görüldü. Haftanın manşetlerini birlikte izledik. Kürdistan'da özellikle de son 3 aydır Cudi'de süren orman yangınlarını konuşacağız. Menekşe Kızıldere, HDP Ekoloji Komisyonu eş sözcüsüyle bu konuyu konuşmadan önce arkadaşlarımızın hazırladığı konuyla ilgili bir haber var. Haberi birlikte izleyelim, ardından Menekşe Kızıldere ile konuşacağız. Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Cudi Dağı'nın eteklerinde 3 ayı aşkındır süren orman yangınlarına müdahale edilmemesini protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı. Bu şu anlama geliyor: bir coğrafyaya düşmanlıktır. Ormanlara, onun içinde yaşayan canlılara ve o alanı yaşam alanı olarak kullanan insanlarımıza karşı husumettir. Halkı düşman kategorisinde görme anlayışının tezahürüdür. HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin yanı sıra Şırnak halkıyla barış annelerinin de destek verdiği eylem, Türk devletinin Kürdistan'daki orman yangınlarına dönük tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı.
Kürdistan'daki orman yangınlarıyla devletin tutumunu karşılaştıran Mezopotamya Ekoloji Hareketi, bu yangınlara müdahale edilmemesi nedeniyle iklim üzerinde olumsuz kalıcı etkiler bıraktığını tespit etmişti. Konuyla ilgili meclise soru önergesi veren HDP'li siyasetçilerse Şırnak'ta oturma eylemini sürdüren Hasan Özgüneş'in söylediklerini öne çıkarıyorlar. Kürtler coğrafyaya düşmanlığın sadece askeri nedenlerle açıklanamayacağını, bu durumun Kürtlere dönük düşman siyasetinin bir parçası olduğuna inanıyorlar. Türkiye'de politik orman yangınları ilk kez 1925'te Şeyh Said isyanında oldu. Şark ıslahat kanunuyla halk Kürdistan'dan sürülürken ormanların yakılması kanunlaştırıldı ve Kürdistan'daki ormanlar bu kez kanun uyarınca yakıldı. Kürdistan'daki orman yangınları 1938'deki Dersim isyanı sonrasında da devam etti. 1984'ten sonra devlet bir kez daha ormanları yakmaya başladı. AKP iktidarı döneminde bir ara durgunlaşan Kürdistan'daki orman yangınları 2010 yılında kısmen başladı. Temmuz 2015'te devletin yeniden savaş kararı vermesiyle birlikte giderek artmaya başladı. Yangınların en çok yaşandığı alanlardan biri Cudi Dağı. Devlet bu yangınları söndürmeye çalışmadığı gibi söndürülmesini de engelliyor. Örneğin Cudi'de başlayan ve birçok yerde devam eden yangınlar bizzat devlet tarafından engelleniyor. Hatta bu yangınlara Orman Genel Müdürlüğü sitesinde bile yer verilmiyor. Devletin orman yangınlarına dönük tutumu Türkiye'nin batısında tüm modern teknikler kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü sitesinde tüm yangınlara ayrıntılı biçimde yer verdiği gibi yangınların söndürülmesi için tüm bakanlıklarda seferber olabiliyor. Kısa dosyamızı birlikte izledik. Konuyu HDP Ekoloji Komisyonu eş sözcüsü Menekşe Kızıldere ile konuşacağız. Kendisi Skype hattımızda. Sayın Kızıldere, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Doğrusu hemen ilk soru ile şunu sorarak başlamak istiyorum. Kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Orman yangınlarının genel olarak iklim üzerinde çok ciddi etkiler bıraktığını biliyoruz. İklim ve diğer etkilerine ilişkin kısaca ne demek mümkün? Oradan izleyicilerimizi bilgilendirip sonra nedenlerini konuşalım. Tabii ki. Orman yangınları iklim değişikliği üzerinde en büyük etkisi olan faktörlerden bir tanesi. Çünkü ormanlar aslında iklim değişikliğine karşı, iklim krizine karşı daha doğrusu, bu gezegenin sigortası niteliğinde, çünkü ekolojik koridorların, biyoçeşitliliğin, canlıların ve canlıların birbirleriyle etkileşimin en fazla olduğu alanlar ormanlar. Dolayısıyla ormanların varlığı ve sürdürülebilirliği demek, bir alandaki mikroklimanın sürdürülebilir olması ve çok olağan dışı hava olaylarının o alanda daha kısa sürelerde kalıcı olması anlamına geliyor. Evet. Ormansızlaşma, iklim değişikliği ile alakalı en büyük problemlerden bir tanesi. Orman denince akla sadece ağaçlar gelmesin. Oradaki hayvanlar, oradaki hayvanların birbirleriyle etkileşimi, diğer bitki türleri, bütün floranın ve faunanın birlikte oluşturduğu ekolojik koridorlar ve sistemler demek. Ve ekolojik koridorlar ve sistemler sadece bir yöreye has değildir. Ekolojik koridor bir başka bir yöreyi diğer yöreye bağlar. Mesela Cüri'deki ormanların yok olması, ağaçların yok olması aslında Akdeniz ekosistemini etkileyebildiği gibi İran'daki ekosistemleri de etkileyebilir taşınan canlılar yönünden. Bu yüzden ormanlar iklim değişikliği ile alakalı çok kritik öneme sahiptir. Kısaca yanıtlarsam. Ben hemen şunu da sorayım size. Sizin bu anlattıklarınızı devlet bilmiyor mu? Son 3 aydır Cudi'de devam eden bir yangın var. Ama özellikle 1984'ten bu yana korkunç orman yangınları var. Tarihsel sürecine hiç girmiyorum. Tabii ki devlet biliyor. Hani bilmemezlik olmaz. Dünyadaki bütün devletler biliyor. Ve orman yakan ilk devlet de aslında bu devlet değil. Yani aslında Botan ve Serhat bölgesinin maalesef ki makus kaderi, çünkü Urartu Krallığından beri emperyalist Sümer İmparatorluğu da bölgeyi işgal etmek istediğinde orman yakar ve hatta oraya tuz dökermiş.
ormanlar bir daha yeşermesin diye. Bu insanlık hali hala devam ediyor. Yani bir bölgeyi güvenlik sebebiyle insansızlaştırma diyelim en net tabiriyle. Tabii ki devletler bunun farkında ve Türkiye Devleti de bunun farkında. Fakat bu bölgeyi insansızlaştırmak için ve güvenlik politikalarını yürütmek için yapılan, bilerek yapılan bir aktivite ve iklim değişikliği üzerindeki etkisini de elbette bilmekteler. Fakat şunu da vurgulamakta önem var. Türkiye Devleti'nin bir iklim değişikliği politikası, iyi bir çevre politikası yok. Sadece kalkınma ve gelişme politikası var, güvenlik politikası var. Bunun yanında işte master medeniyetler seviyesine ulaşmış bir devlet olmadığı için maalesef bir gelişmiş ülke politikası olduğunu söyleyemiyoruz. Şunu da sorabilir miyim? Bir çevre politikası olmasa bile Batı'da yaşanan yangınlara karşı tutumuyla özellikle Kürdistan'da yaşanan yangınlara karşı tutumu aynı değil. O zaman bir bilinçli politika var. Peki buna karşı diğer bölge devletleri de etkilenir bundan dediniz. Bir tepki de yok. Ne onlardan ne de ne yazık ki istisnalar var tabii ama uluslararası çevre örgütlerinden özellikle iş çatışmalı alanlardaki orman yangını olunca herkes sağır, kör ve lal oluyor. Maalesef. Aslında Batı'da da ormanlar yakılıyor. Yani inşaat projeleri için ve orada özel sektörün bir alana girmesi için koruma alanları bile yakılıyor. Ve bu alanlar yakılırken de çok geç müdahale ediliyor. Çok enteresan yanmalara rastlıyoruz. Mesela bir arazi öyle bir yanıyor ki diyelim ki Antalya'da sadece orada oteli yapabilecek kadar arazi yanıyor. Tabii ki ülkenin doğusunda müdahalede, ondan sonra vatandaşların evlerine, köylerine, tarım alanlarına, hayvanlarına, ağlarına sıçramış yangınlar için, yani ormanı geçtim, kendi yaşam alanlarına sıçramış yangınlar için valiliği ve diğer birimleri aradıklarında bizi meşgul etmeyin gibi cevaplarla karşılaşıyorlar. Yani bu Türkiye'nin başka bir yerinde valiliği aradığınızda karşılaşabileceğiniz bir cevap değil. Ayrıca vatandaşların çevre sağlığını, malını, sağlığını sağlamak bir mülki idarenin birincil görevidir ve birincil görevini de yerine getirmiyor maalesef böyle olduğu için. Özellikle diğer çevre örgütlerinin tutumunu da kısaca değerlendirseniz mümkünse. Maalesef ülkenin doğusundaki orman yangınları ile ilgili bir sessizlik mevcut. Hepsi değil ama bir takım çevre örgütleri gerçekten yürekten çalışıyorlar. Çünkü oranın doğal ekolojik varlığının önemini ve bizden sonraki kuşakların aslında hakkı olduğunu bilen ve bir takım güvenlik politikalarıyla, söylemlerle, ana akım devlet söylemleriyle gözleri kör olmamış çevre politikaları elbette bu adaletli duruşun kurumları bu adaletli duruşun farkında. Maalesef aslında bir bu konuya ilişkin bir üzüntü, bütün çevre örgütlerinde bir rahatsızlık mevcut. Fakat bu genel geçer güvenlik politikası ve iktidar tutumu üzerinden bu demokratik refleksleri gösterememe, bir siniklik hali herkeste mevcut. Fakat bu yavaş yavaş kırılıyor. Çünkü çevre örgütleri çevrenin dışsal bir faktör olmadığını, çevre konusunun aslında dünyanın en politik konusu olduğunun farkındalar. Ve bugün mesela saat 17'de İstanbul'da bir eylem var. Cudi'deki ormanlara sessiz kalınmaması için Türkiye'deki çevre örgütlerine bir çağrıda bulundular. Çevre örgütleri ve bir heyet de bugün Cudi'ye gitti. Küçük bir heyet olsa da orada hem HDP'li vekilimize destek olmak üzere hem de yöre halkına destek olmak üzere bir heyet oluşturuldu gitti. Evet. Biz HDP ve HDK olarak da bir çağrıda bulunduk çevre örgütlerine. Bir yazılı çağrıda bulunduk sessiz kalmayın diye. Çünkü yani bu domino taşı etkisidir. Peki. Bir ülkenin bir yerinde başlayan yangınlara sessiz kalmak demek bundan sonra yapılacak hiçbir istismara cevap verememek demektir. Peki mümkünse aslında çok kısaca son sorumuz olsun zamanınızı da fazla almayayım. HDP sık sık meclis gündeminde de bu konuyu taşıdı. Mecliste özellikle diğer muhalefet partilerinin bu konuya ilişkin tutumu nasıl?
iktidarın biliyoruz zaten anlattığınız sonuçta devlet politikasını sürdürüyor. Bir körlük var. Aslında gören körlük mevcut. Hani bir ekolojik varlığın bir kuşaklar arası hakkın ihlal edildiğinin farkındalar. Fakat bir körlük mevcut. Yani görmek istemiyor. Oranın yakılmasına ve insanların sessiz kalmasına, büyük bir ekolojik varlığın yok olmasına aslında seyrediyorlar. Çünkü Silopi ve Cezir arasındaki dik yamaçlardan oluşan Cüdi Dağı'nda bir sürü endemik tür var. Ve bunların iki tanesi yok olma tehdidi altında. Ve Cüdi Dağı'ndaki ceylanlar, keçiler, kaplumbağalar, kelebekler ve kertenkele türleri dünyada nadir bulunan türler aslında. Orada bulunan az sayıdaki meşe ağacı ve suyun azalması iklim değişikliğinin de çok ciddi şekilde bölgeye etkilediğinin ve bu yangınlar devam ederse aslında hem tarımda hem hayvancılıkta hem de bunun diğer uluslararası çapta etkili olacağının farkındalar. Evet. Yani bu ekolojik krizi çok ciddi etkileyecek durumda ve bunu görmemek imkansız. Yani evet. Bu bir politik örgütlük dersek hiç yanlış olmaz. Evet, sorun o ki sorun sadece o yangınlar ya da orada yaşanan ekolojik tahribat yalnız başta Kürtleri ilgilendirmiyor. Yalnız başta o bölgenin sorunu değil. Geniş bir duyarlılık lazım. Emek ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Kızıldere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Uzun zamandır aslında sosyal medyada takip ediyoruz. Bazen gülüp geçiyoruz ama sonuçta söyleyenlerin kimliğine bakınca doğrusu ahvah etmekten de geri kalmıyoruz. Yani ironik gülmelerle birlikte. Evet, siyaset ve akademideki cehaletten söz ediyorum. Bu hafta yine gündem oldu. Özellikle Fatih Erbakan üzerinden çok tartışıldı ama biz öncesinden bugüne bir kısa derleme yaptık. Hemen ardından gazeteci arkadaşımız İrfan Aktan'la bu konuyu konuşacağız. Biz Erdoğan'ın köşe başlarına koyduğu yöneticilerin büyük çoğunluğu gaf ve cehaletleriyle dijital platformların değişmez konuğu olmayı sürdürüyorlar. Bu tablonun ideolojik boyutunu tarif edenlerden biri AKP'li akademisyenlerden Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Ar olmuş, yaptığı açıklamaların birinde okuma oranı arttıkça beni efekanlar basıyor. Ben her zaman cahil halka güvendim demişti. Bu sözlerin nedeni belki o zaman anlaşılamadı ama iktidar yanlılarının cehalet üzerinden gösterdikleri performans açığa çıktıkça neden daha iyi anlaşılıyor. Örneğin Erdoğan 24 Haziran 2018'de seçim propagandası yaparken komünistleri suçlayacağım derken yakın dönem siyasi tarihi ters yüz etmişti. O zamanki komünistler ne diyordu? Biz birinci köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal da satamazsınız diyordu. Oysa köprüyü satacağım diyen neoliberal ekonomiyi Türkiye'ye taşıyan dönemin ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, Erdoğan'ın komünist olarak tanımladığı sattırmayacağım diyen de dönemin Halkçı Parti Genel Başkanı Sosyal Demokrat Necdet Çarptı. Satamazsınız beyefendi, satamazsınız. AKP iktidarından yana olanların cehaleti savunmasının nedeni görünen o kendi cehaletlerinin anlaşılmasını istememeleri. Ancak buna rağmen cehaletlerinin görünürlüğü kaçınılmaz oluyor. Bu cenahta cehaletteki öncülüğü kimseye kaptırmayanların başında AKP'li Profesör Burhan Kuzu'yla, başını Erdoğan'a biatta sınır tanımayan Mehmet Metiner'le, kadın adıyla açtığı fake hesabını mecliste ifşa eden Ahmet Hamdi Çamlı gibi AKP'liler geliyor. Son yaşanan iki örnek AKP'den öte muhafazakar kanatta yaşanan cehaletin üzerine tuz biber döktü. Biri AKP yanlısı bir profesörün Hitler'in Polonya işgalini örnek vererek iktidarın Yunanistan'ı işgal etmesini önermesiydi. Bu profesöre cehaletini, sonun ne olduğunu gösteren yüzlerce sosyal medya kullanıcısı oldu. Bir diğeri ise Erdoğan'ın önceki lideri Erbakan'ın oğlunun bir televizyon programında İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkacağım derken söyledikleriydi. Bir tane Fransız felsefeci Simone Beauvoir 49 yılında biseksüel bir adam.
Oğul Erbakan'ın Fransız kadın yazar ve feminist filozof Simone de Beauvoir'ı biseksüel erkek olarak ifade etmesi sosyal medyada günlerce konuşuldu. Evet, kısaca arkadaşlarımız derlemişti. Özellikle siyaset ve akademide yaşanan cehaleti, bu konuyu daha kendisi sosyal medyada konuşanlardan, yazan çizenlerden İrfan Aktan'la konuşacağız. İrfan, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar abi. Teşekkürler, sağ olasın. Doğrusu böyle bir konunun neresinden başlayacağım diye düşünüyorum ama sen bir yerinden mutlaka başlarsın. Gerçekten bu yaşanan cehaleti nasıl açıklamak mümkün? Yani bu cehaleti gösterenler de aynı zamanda siyasette, akademide birçoğu önemli köşe başlarını da tutmuş insanlar. Yani sonuçta rol modeller. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda, birkaç yıl önce bütün alanlarda hakimiyet kurduklarını, fakat hakimiyet kuramadıkları tek alanın kültür olduğunu söylemişti. Aslında AKP'nin bütün iktidarı boyunca sağlayamadığı, hakikaten yegane tırnak içinde hakimiyet alanı gerçekten de entelektüel alan oldu. Çünkü burada tabii şunu, yani entelektüel birikim, entelektüel tartışmayla artar. Karşılıklı tartışmanın, fikir alışverişinin yoğun olduğu yerlerde yeni fikirler ortaya çıkar, eski pörsümüş fikirler çöpe atılır veya tedavülden kalkar. Fakat AKP, evet, entelektüel alana entelektüel alanı devşiremedi. Sol cenahtan çeşitli isimleri devşirdi, onları bir süre kullandı ve işe yaramadığını gördüğü anda da bir kenara bıraktı. Fakat kendi tebaası diyelim, kendi tabanındaki okur yazar kitlenin niteliğinin artması konusunda herhangi bir başarı elde edemedi. Çünkü bu alanı, bunların yaslandığı yegane yer bizatihi iktidar. İktidarın hakim olduğu yerlerde entelektüel birikim artmaz. Çünkü tartışma mümkün değil. Şu anda Türkiye'deki bütün televizyon kanalları ve gazeteler tek bir başlıkla, tek bir sözle neredeyse yayın yapıyor ve karşıt görüş yok. Dolayısıyla karşıt görüş olmadığı zaman siz ekranlarda istediğiniz kadar esip gürlersiniz ve kimse de kardeşim Simone de Beauvoir ya sen biseksüel erkek diyorsun, bütün dünyada feminist kuramı kökten belirlemiş bir düşün insanından, bir kadından söz ediyoruz, sen nasıl bu kadar cahil olabilirsin diyen bir muhatap yok. Nitekim senin de az önce aktardığın üzere Erbakan'ın oğlu, ki aslında temel şeyi de, vasfı da bu, Erbakan'ın oğlu olmak, onun dışında bir vasfı yok. Simone de Beauvoir için bunu söylüyor. İstanbul Sözleşmesi için mesela, İstanbul Sözleşmesi tartışmaları da bununla yürütülüyor. Cahilin, cehaletin arkasında bir iktidar olduğu için de bunlar tabii ki alan bulabiliyor. Oysa gerçek manada bir... O zaman şuradan başlayarak devam ederim. Dediğin aslında önemli. Yani bu cehaletin bu kadar görünür olması bir şekilde cehaleti ifa edenlerin arkasında iktidarın olmasıyla ilgili diyorsun. O tartışma boyutuna da soracaktım, sen açıkladın. Sonuçta çok tartışanlar da bunlar ama herhalde monolog tartışmalardan dolayı o entelektüel birikimi de oluşturamıyorlar. Ne dersin bu konuyla ilgili? Doğru, bu sadece basında, medyada değil, akademide de öyle. İşte az önce yine bahsettiğin profesör tırnak içinde, ben hatta bir veya iki yıl önce mesela Derrida hakkında, yapı sökümün teorisyenlerinden Jacques Derrida hakkında ya da devletin ideolojik aygıtları üzerine yazdıklarıyla bilinen Althusser hakkında tamamen troll
bloklarında yer alan yalan yanlış bilgiler üzerinden ekranda ahkam kestiğini hatırlıyorum. Şimdi bu sadece AKP açısından değil, nerede eğer bilime, tartışmaya, farklı fikirlere, aykırı fikirlere alan kapalıysa orası zamanla hava alamaz, çürür ve kokmaya başlar. Biz şu anda Türkiye'de gerek akademide, gerek basında, gerek yazın alanında, yayıncılıkta bu nitelik düşmesini tam da bu nedenle görüyoruz. Nerede olursa olsun, bakın bir örgüt, bir cemaat, bir siyasi parti eğer kendisini ve entelektüel tartışma konularını belli kalıplara hapsederse orada hem kendisi gelişemez hem de fikri ilerleme sağlanamaz. Zaten Türkiye'de AKP yapamadığını, kendi yapamadığını da bozan bir iktidar. Kendisi yapamadığı için örneğin sol cenah, sol entelijansiya Türkiye'deki bir bilgi birikiminin temelini oluşturuyor. Bunu nasıl hallettiler? İşte bütün örneğin Evrensel Gazetesi'nden tut da yayınlara kadar, yayın evlerine kadar çeşitli baskılarla rahat yayın yapmalarını, bu fikri tartışmayı öne çıkartmalarını sürekli engellediler. Ve böylece de tabii ki sadece kendilerini değil, Türkiye'yi de nitelik olarak düşürdüler ve lümpenlik hakim hale geldi. Peki, son soru özellikle... Evet, birçok yerde tartışmayı engellediler, sesini kestiler ama dijital platformda özellikle Twitter gibi, Facebook gibi ya da Instagram gibi alanlarda çok ciddi şekilde de bunların üzerine giden, cehaletlerini yüzlerine vuran bir kesim de var. Bu açıdan değerlendirdiğimizde özellikle bu medyanın onlar üzerinde bıraktığı etki, entelijansiyaları tırnak içerisinde açısından nasıl değerlendirmek mümkün? Şimdi aslında o alanda da yani AKP sadece somut mecralara kilit vurmadı, insanların zihinlerine de kilit vurdu. Şimdi biz işte çeşitli mecralarda yazıp çiziyoruz ama yazdıklarımızın yazacaklarımız ya da düşüncelerimizin %10'unu ancak yazabiliyoruz. Eleştirelliğimizin yüzde belki ikisini, üçünü kullanabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla da yani mecra var diye özgür düşünce var demek değil. İnsanlar tweet atmaya korkuyorlar, insanlar işte bizim gibi gazeteciler yazı yazmaya korkuyoruz. Yazdığımız yazılar kesinlikle ciddi bir otosansür süzgecinden geçirilerek yazılabiliyor. Bu da düşünemeyen, düşünmekten korkan insanlar zamanla artık düşünce de üretemez hale geliyor. Yani bu nitelik kaybını sadece AKP cenahı yaşamıyor, biz de yaşıyoruz. Çünkü düşündüklerimizi yazamıyoruz ve giderek düşünme refleksimiz, fikir üretme refleksimiz azalıyor. Evet, diyeceksin ki örneğin Çarlık Rusyası'nda Çernişevski'nin yazdığı işte Dostoyevski'nin yazdığı romanlar ne kadar muazzamdı filan ama bu doğru fakat bunlar istisna. Eğer Çar'ın otoriter rejimi olmasaydı muhtemelen Rusya'da çok daha belki çok daha fazla Dostoyevski görecektik, çok daha fazla üretim görecektik. Türkiye'de hiç kimse, bizim gibi muhalifler dahil hiç kimse bu nitelik kaybından azade değil. Biz ağır sansür ve otosansür altında yazıp çiziyoruz ve dolayısıyla da düşünme alanımız, yani zihnimizin içi de küçük hücrelere bölünmüş durumda. Bazı sözcükleri artık aklımıza da getirmiyoruz. Bırakın yazmayı. Peki. Çok teşekkürler. Aslında dediğin konu çok çok önemli. Özellikle entelijansiyanın iktidar dışındaki kesimi açısından ama zamanımız dar, onu da mutlaka konuşmak gerekir ama yine de tablo kötü değil tabii kıyaslama açısından
karşı karşıya getirdiğimizde de arada dağlar kadar fark var. Yani otorite dışında düşünebilen insan en ağır koşullarda bile zihnen daha iyi noktadadır. Ona hiç kuşku yok. Ama dediğim gibi bu rejim muhalif kesimin niteliğini de gerçekten ciddi biçimde düşürüyor ve topyekün ülkede bir nitelik kaybı yaratıyor. Peki. Çok teşekkürler İrfan. Sağ ol. Zaman ayırdın. Evet, köşe yazılarıyla devam edeceğiz. Haftanın ilk köşe yazısı Özgür Müftüoğlu'ndan Yeni Yaşam'da yazmış. 40 yıldır bitmeyen, bitirilemeyen darbe 12 Eylül demiş ve ne yapılması gerektiğini anlatmış. 12 Eylül'ün ardından darbenin ülkeyi 40 yıl geriye götüreceği sıkça söylenirdi. 12 Eylül darbesinden bu yana tam 40 yıl geçti. Ortalama insan ömrünün yarısından uzun sayılabilecek bu sürede darbenin karanlığı ülkenin üzerinden hiç kalkmadı. Darbenin işçi sınıfının yanı sıra diğer hedefi Kürt halkıydı. Darbeyle birlikte Türkiye'nin tümünde olduğu gibi Kürt coğrafyasında da siyasi, ekonomik, sosyal ve demografik alanda olağanüstü bir dönem başladı. 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından 12 Eylül darbe rejimi yeni bir boyuta taşındı. 12 Eylül darbesinin hedefinde olan iki kesim, işçi sınıfı ve Kürtler, geçen 40 yılda darbe rejimine karşı mücadeleyi ortaklaştırmakta yetersiz kaldı. Önümüzdeki 40 yıllarında giderek koyulaşan bir karanlık içinde geçmemesi ve darbe rejiminin mirasçılarından kurtularak bir an önce aydınlığa çıkabilmek için darbenin hedefindeki işçi sınıfının, sosyalistlerin, demokratların, Kürtlerin ve ayrımcılığa uğrayan, ezilen tüm kesimlerin mücadelesinin ortaklaşması gerekir. Bugün için bu ortaklaşmayı sağlayabilen tek yapı sadece siyasetin değil, demokrasinin, özgürlüklerin de kilidi konumunda olan HDP'dir. İçindeki Kürt düşmanlığını aşamayıp bugüne kadar HDP ile yan yana gelemeyenler bu tavrı sürdürürse darbe rejiminin bundan sonraki sürecinin vebalini de üstlenmiş olacaklardır. Bu haftanın ikinci köşe yazısı Yeni Özgür Politika gazetesinden İlhan Bakır özellikle Sakarya'da Kürt işçilere dönük ırkçı saldırıları yazarken saldırganlığın motivasyonlarını derlemiş. Onu birlikte bakalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalananları yeniden yakalayıp müjde vermekle, devlete sızan cemaatçilere yıllar sonra operasyon yapmakla ve üzerine aldığı dosyalarla da mahir. Henüz 10 gün önce yakalanan IŞİD'ciyi müjde diye duyurdu. Mahmut Özden Adana'da 10. kez yakalanmış, IŞİD liderliğini terfi etmişti. Diyarbakır'daki IŞİD'ci Nihat Turan da geçen hafta 3. kez yakalanıp gözaltına alındı. Zaman içinde hedeflerini ve eylem planlarını büyütmüştü. 2 gün önce atama kararnamesinde Soylu'nun imzası olan 31'i kaymakam, 58 mülki amire FETÖ operasyonu yapıldı. Yıllardır görevde olan bakana iktidar cemaat örgütlenmesi, görev tanımı hatırlatılınca iddiaları yalanlama ve sorumluluğunu gözdağıyla geçiştirme yolunu seçti. Siirt'te defalarca cinsel saldırıya maruz bırakılan İpek Er'i intihara sürükleyen Musa Orhan'ın tahliyesi Soylu'nun ilgi alanındaydı. Soylu'nun göremediği dosyalara göz ucuyla gördüklerini de eklemek lazım. Ne zaman kamuoyunda tepki çeken bir olaya el atıp takipçisi olacağına söz verse dosya rafa kalkıyor. Emsal olarak Gülistan Doku'dan söz edilebilir. Bakan iç kamuoyuna yönelik efelik ve gaz alma yönteminden besleniyor. Gerçek toplumsal konular ve refah ise tali buluyor. Soylu Türkiye'de hesap veren, beklenti karşılayan, devlet ve iktidar geleneğinin bittiğini gösteren bir numune gibi. Hak aradığı için ölen avukatın ardından yeni operasyonlar için rant devşiren, gazeteciye berduş diyen, siyasetçiyi hedef gösterip sokak ortasında darp edilmesine yol açan, gazeteleri terörle ilişkilendiren bakan yeni Türkiye'nin tam kendisi. Küçük bir teknik aksaklık oldu. Köşe yazılarının sırası karışmıştı. Erk Acerer'in Bir Gün gazetesinde yazdığı Süleyman Soylu'yu irdelediği provokasyonun öznesi bir bakan yazısı önce girdi. Onu da birlikte izledik. Biz tekrar İlhan Bakır'ın yazısına dönelim. Birlikte bakalım. Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerine yapılan saldırı sınıfsal mıdır, ırkçı bir saldırı mıdır? Saldırıyı gerçekleştiren fındık bahçelerinin sahipleri kim? Yani işveren kim? Saldırıya uğrayan kim? Peki saldırıya uğrayan işçilerin etnik kimliği ne? Kürt. Kim Kürtler? Nedir Kürt olma Türkiye'de?
Soruyu başka türlü soralım bir de. Bu işçiler Kürt olmasalardı bu kadar kolay bu saldırıya maruz kalırlar mıydı? Mülki amirinden jandarmasına, yereldeki her türlü yöneticisinden ülkeyi yönetenler nezdinde bu mesele bu kadar görmezden gelinir miydi? Ya da böyle bir olayın yaşanmadığı, basit bir tartışmanın kötü niyetlilerce başka bir yere çekildiği dile getirilir miydi en yetkili ağızlarda? Tıpkı Kürt olmaktan kaynaklı saldırının geliştiği pek çok olayda olduğu gibi. Ne diyordu Batman'daki mütecaviz uzman çavuş? Beni kime şikayet edersen et bana bir şey olmaz. Daha önce de yaptım, bir şey olmadı. Sakarya'da saldırıya uğrayan tarım işçilerinin saldırıya uğramalarının ana ekseni, birincil nedeni Kürt olmalarıdır. Saldırganın ana motivasyon kaynağı Türk olmasıdır. Dolayısıyla bu saldırı iliklerine kadar ırkçı bir saldırıdır. Yoksul ve emekçi olmaları bu saldırıyı kolaylaştıran ikincil bir nedendir. Bu insanların Kürt oldukları için saldırıya uğradıkları gerçeğinin üstünden atlayarak, görmezden gelerek sınıf kimliklerine vurguyla yapılan itirazların, kınamaların, açıklamaların hiçbir ehemmiyeti yoktur. Ne yazık ki kendine sol sosyalist diyen çevrelerin bu Kürt bağlamı inkar ederek meseleyi sadece sınıfsal bağlama hapseden yaklaşımlarının sınıf mücadelesine de hiçbir yararı yoktur. Bilakis tüm ezilenlerin ortak mücadelesinin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Bir medya manşetin daha sonuna geldik. Menekşe Kızıldere, ekolojist Menekşe Kızıldere ile Kürdistan'daki orman yangınlarını yine gazeteci arkadaşımız İrfan Aktan ile özellikle siyaset ve akademideki cehaleti konuştuk. Bu arada haftanın manşetlerine ve haftanın köşe yazılarına birlikte baktık. Bir dahaki medya manşette buluşmak üzere. Hoşçakalın.